hoş geldiniz. Gündemi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmanız yeterli. Bugün 17 Aralık Perşembe. Yine en güncel haberleri sizler için derledik. Büyükşehir'in mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde uygulamaya konulan ve dar gelirli vatandaşların 3 TL'ye 3 çeşit yemeğe ulaştığı mahalle mutfakları hizmet alanını genişletiyor. Tarsus'ta 3 noktada başlatılan mahalle mutfakları hizmetiyle dar gelirli vatandaşlar kaliteli ve ucuz yemeğe ulaşabilecek. Mahalle mutfaklarının sayısı böylece biri sabit, altısı mobil olmak üzere 7'ye ulaşmış oldu. Gerekli noktaları tespit ettik. İhtiyaç duyulan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu noktaları tespit ettik. İyi de bir ilk gün olmasına rağmen çok çok iyi bir tepki gördük. Kısıtlama günü, motosiklet hırsızlığı pahalıya patladı. Antalya'da kısıtlamanın olduğu gün motosiklet çalan iki kişi cezaevine girmekle kalmadı. Çaldıkları motosikletin fiyatının iki katı yasağı ihlal cezası aldılar. Manavgat ilçesinde biri 4., diğeri 9. kez motosiklet hırsızlığından cezaevine gönderilen zanlılar çaldıkları motosikletin iki katı para cezası aldılar. Şüphelilere kişi başı 4.050'şer lira yasağı ihlal cezası kesildi. Büyükşehir ekipleri kuyuya düşen köpeği yara almadan kurtardı. Mezitli ilçesinin Deniz Mahallesi'nde yaşayan bir çiftin 7 yaşındaki Lucky isimli Cocker cinsi köpekleri yaşadıkları bölgede kayboldu. Civardaki bir evin bahçesinde yer alan 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen Lucky için çift Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye varan ekipler üzeri açık kuyuya inerek Lucky'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı ve sahiplerine kavuşturdu. Yani saat 1.30 sıralarında kızımızı kaybettik. Kaçtı. Akşama kadar arama sonuçlarımız yanıt bulmadı ama sağ olsun itfaiyedeki arkadaşlarım. Kardeşim özellikle teşekkür ediyorum. Duyarlılıklarından dolayı Vahap Başkanıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı. Oto yıkamacıda çalışan kişi izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla drift attığı sırada polislerin dur ihtarına uymayıp 1 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapıp yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen şahıs telefon direğine çarparak durabildi. Polis sürücü ve yanında bulunan kişiye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemelerde aracın şahısa ait olmadığı, çalıştığı oto yıkamacıda bir müşterisinin aracı olduğu tespit edildi. Şahıs polise aracı izinsiz aldığını itiraf etti. Ehliyeti olmadığı için kaçan şahsa drift atmak, tehlikeli araç kullanma, dur ihtarına uymama ve sokağa çıkma yasağından ceza yazıldı. Niye dur ihtarını uymadınız? Çekmezsen. Çalıntı arabayla mı kaçtınız yoksa? Müşterinin arabasını çalıp mı kaçtınız yoksa? Ne çalacağız abi ya? Niye polisten kaçtınız? Hadi sizden abi. Tamam. Kamyonun panjuruna sıkışan yaralı Şahin'i Büyükşehir itfaiyesi kurtardı. Çıktı çıktı. Abi ayaklarından tut. Bir saniye. Şehirler arası yük taşımacılığı yapan bir kamyonun kupa kısmındaki panjura bilinmeyen bir nedenle sıkışan Şahin, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Amirim.
Abi elinize İyi sağlık mi? Da. TEM Otoyolu, Tarsus Adana bölümünde yer alan bir dinlenme tesisi içinde park halindeki kamyonun panjur bölümünde sıkışmış vaziyette bulunan Şahin'i fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Tarsus Grup Amirliği arama kurtarma ekiplerine durumu bildirdi. Seri şekilde olay yerine intikal eden Büyükşehir itfaiye ekipleri talihsiz hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Sağ kanadında parçalı kırık oluşan Şahin tedavi altına alındı. Özellikle doğadaki canlıları koruma adına çalışmalarımız devam ediyor. Erdemli'de polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi çökertildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gasp olayı şüphelisi şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Alata Mahallesi çevre yolu üzerinde motosikletli iki şahsa dur ihtarında bulundu. Silah ile ateş ederek karşılık veren ve kaçmaya başlayan şahıslar kaza yapınca yakayı ele verdiler. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada ve ele geçirilen silah, motosiklet ve diğer malzemeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Erdemli'de 3'ü polis bölgesi, 2'si jandarma bölgesi olmak üzere toplam 5 adet silahlı gasp yağma olaylarını gerçekleştiren şahıslar oldukları yönünde kuvvetli deliller tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte Erdemli Haber'de buluşmak ümidiyle esen kalın. Kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın.